ismi neymiş öğrenmek. Nasıl zor mu burada askerlik? Onur. Onur mu? Sen buralı mısın? Evet. Hayır. Hayır. Sen nerelisin anneciğim? Biz nereden söyle geldik? Söyle bakayım nerelisin? Biz nereden geldik buraya bebeğim? Biz nereden geldik? Evin nerede? Nerede oturuyorsun nerede sen? Nerede oturuyoruz biz? Siz nerede oturuyorsunuz? Biz nerede oturuyoruz onu söyleyeceksin. Ben söyleyeyim size. Sen söyle o zaman. Çok sorular. Adını söyledin mi? Adın ne? Adımı unutmuştum. Onur. Senin adın ne? Senin adın ne? Efekan. Söyle. Söyle bakalım. Nereli, nereliymiş asker abi? Sen neresin? İzmirliyim. Hayda. Sen nerelisin? Sen nerelisin? Ev nerede senin? Bizim evimiz nerede? Çok uzakta. Adı ne oranın? Adı ne? Söyle bakalım. Sürpriz yap. Neredeymiş bizim ev? Nerede oturuyordun sen? Karşıyaka'da. Karşıyaka? Mavişehir'de mi? Evet. Hayır. Motorum var. Nerede? Evde. Bizim evde. Hayır bizim ev nerede? Karşıyaka'nın neresinde? He? Karşıyaka'nın neresinde? Nerede? Dolmuş durakların orada. Dolmuş durakların orada. Evet. Tren istasyonu orada. Sen nerede? Biz Mavişehir'de oturuyoruz. Olmuyor. Hiç orada bir yavrum. Sen çok tatlısın ya. Çok asıl yani, ufak çocuk asıl memleket abi. Neresi? İsim? Asıl memleket? İzmirliyim. İzmir mi? Ya. Kaç ay kaldı? 6 ayım var ya. Daha ay çok zor ama değil mi? Çoğu bitmiş canım. Çok zor ya. Bitsin orada dikine dikine. Bugün buraya yazdırdım. Ne bileyim. Strese giriyoruz ya. Çok zor. Ay doğru. Ben daha kapıdan girerken gerildi kaç benim saat sürüyorum eve? 2 saat. Hiç kımıldamadan duruyor arkadaşım. Şu an orada işte İzmir'in karşıya kadar arkadaşımız var ya. O sol taraftaki mi? Denizci. Denizci mi? Girişte solda duran. Evet. Karşıya kalan mı? Bir tane daha var. Şurada biri daha İzmir dedi. Evet. Var bayağı İzmirli var ya. Var İzmir'miş İzmir'de. Ay çok zor ya. Hı. Oh,
teşekkürler. Evet, yaşamınıza tekrar küçük çocuklarınızı lütfen yanlarınıza alın.
damadı çıktı ama. Eniştesi. Hadi sana abla. Hadi abla. Sen dolumuşsa hoş musun? Bırak. Neyse. Bırakın dayı şimdi. Ne vurmayacağım. Yorgun oğlum bırak ya. Dayı köy. İyi ki doğdun Efekan. İyi ki doğdun Efekan. İyi ki doğdun Efekan. Hadi bir daha yakalım. Hadi iyi ki doğdun Efekan. Alkış. Tamam yeter bir kere. Hadi şimdi oynayın. Hadi kalkın oynayın. Hadi kalkın hep birlikte oynayın. Dans edin hadi. Erkekler geldi. Kızlarla. Hadi oynayın hep beraber. Hadi oynayın. Sen bak bak ne bak bak oynuyorlar. Bak. Hadi böyle böyle oyna hadi. 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 Sonra senin çeyiz sonra. Hadi oynayın hadi. Hadi oynayın. Başka şeylerle oynayın şimdi. Oyun. Boz verseydik bari. Gel. Hadi kalksana anne. Anne hadi kalk. Tamam gel. Anne. Hadi Zeynep'le oynayın. Zeynep'le bak gel Zeynep'i de alalım abi. Bak nasıl oynayın bak Zeynep. Hadi. Yeah.
kim bu niyet mektubunu yazdıysa, bunun altına imza attıysa, o bunu savunsun cümlesi aslında demek ki hükümetin bu programın arkasında bize daha önce ikna etmek için anlattığı türden bir ağırlığı olmadığını, bunun arkasında olmadığını açık eden bir açıklama olduğu için bence çok ciddi kamuoyu tarafından tepki çekti. Bu kamuoyu tepkisini nasıl belli eder? İşte piyasalar ister spekülatif olsun, ister hatta manipülatif olsun. Çıkacaktır. Yani kimse bir şey yapmıyor. Çok güzel. Güzellik değil de yıkıyorsunuz. Güzel yıkayayım mı Efekan? Ben yıkacağım. Tekerleklerini de yıkamadın mı? Yıkamadım ki. Neden? İşte. Şu kayıtı. Bak tekerlekleri de köpük köpük oldu bak. Olsun olsun yıkarım. Bak, şimdi pırıl pırıl oldu, parladı. Evet, ben parlattım. Sen mi parlattın? Şimdi olmuş, harika. Bak, çok güzel. Bu da yıkanmayacak. Tamam, şimdi o yıkandı ötekilerde mi sıra? Evet. Tamam, hadi. Bunlar ıçkandı. Peri peri oldu, bunlar yıkandı. En son dişleri fırçaladı. Olmaz artık, o araba fırçası. Onunla diş fırçalanmaz artık. Neydi? O sırf senin arabalarının fırçası oldu. Onlar hep arabalarını yıkarsın. Senin diş fırçan içeride. Senin fırçan var ki içeride diş fırçan. He. Ben sana hani minik almıştım ya küçük. He. Fırçalardan. He. Sen onlarla dişini fırçalarsın. Bunlar. Onlar da arabalarını yıkarsın artık. Bunlar. Onlar arabalarını yıkarsın. Bunlar. Aa, onlar artık diş fırçalanmaz. Arabalara sürüldü. Ağzına sürülmez artık. O mikrop olur. Bu yıkandı burada. Bak, bunlar yıkandı, bak. Ay, çok güzel oldu. Bak. Allah. Dönüyor mu bu? Ha? Burada dönüyor mu? Bak bakayım. Dönüyor mu? Yavaş bakayım. Hı hı. Bak. Ana. Ana. İp gibi, şip şip. Jip mi? Jip, jip gibi oldu. Jip gibi. Bunu koyuyoruz. Çöpü köpük. Evet. Çöpü köpük koyuyoruz. Yıkandı bu. Yıkandı. Şuyuyoruz. Kapı şunda. Boşunda, boşunda. Tertemiz oldu, tertemiz. Evet. Yıkanacak. Şimdi nerede yıkanacaklar? Bu da yıkanmadı. Yıkandı. Bunu kuruyoruz. Bu da yıkandı. Tamam mı? Tamam mı? Ya. Aç bakayım sizi. Bu çok informasyon da aydınlara. Diğer kolay yerinden uzaklaştılar. Hadi ya. Albüm bir ara. 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 Bir
Mahdin. He, bir göz oldu. Tamam mı ya? Ulan işim olmuyor. Ulan gel, gel. Bak! Bu tatsız olaylar hemen sonra Erol Yemiş'in dışarı çıkmasıyla ortalık yine karıştı. Gençler hiç gazetecilerden pek hoşlanmıyordu. Uzun yıllardır Amerika'da yaşayan Erol dermiş. Basından kaçarcasına bir tavsiye edip uzaklaştı. Türkiye'nin iki starı, Tarkan'la Hülya Avşar, seni çekeyim mi ya? Saçlarım nedir? Tamam ben son saç. Ben de sahne alıyorum. Baba ne yapıyor? Çekme! Şimdi fark ettik Kadir. Çıkaralım. Yıkasana ayakkabını. Arabaları. He? Baba onu aç. Bakayım bak. Azıcık bakayım baba. Ya gider misin? Bakacağım. Oğlum gitsene. Bakacağım. Ara bakacağım kumar.